Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda bugün hocalık katliamını konuşacağız. Tabii ki hocalık katliamına gelmeden önce bölgede Azerbaycan Türklerinin kanayan bir yarası olan önemli bir konuyu da burada anlatmaya çalışacağız. Karabağ meselesi. Hep toplum olarak Ermenilerin katliamlarından bahsederiz. Ermeniler ise 1915 yılında işte 1,5 milyon Ermeniyi Türkler öldürdü diye kendi pisliklerini, kendi rezaletlerini, kendi marifetlerini başkalarına yıkmaya, başkalarını bu konuda suçlamaya başlarlar. Onun için Karabağ meselesi iyi anlaşılır ise daha sonra Hocalı katliamı, burada Ermeniler neler yaptılar bizim soydaşlarımıza iyi öğrenilir ise Ermenilerin o safsataları da bir bakıma tarihin içerisinde gömülü kalacaktır. Hiç kimse de buna rağbet etmeyecektir. Ermenilerle ilgili Ermenilerin söylediklerinin hepsinin politik olduğunu, yani siyasi olduğunu biliyoruz. Buna inanan insanların tamamının kendilerini yönlendiren, yöneten insanlar olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu bunun arkasında da Siyonizmin olduğunu biliyoruz. Bunu burada bugünkü dostlarımla, bugünkü konuklarımla beraber anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konuklarım ta Azerbaycan'dan geldiler. Tabiri caizse Azerbaycan'da bu acıyı yaşayan insanların çocukları, torunları olarak değerlendirilebilir. İşte biz bu gençlerimizle tarihi yönünü, siyasi yönünü ve sosyal yönünü paylaşmaya, burada sizlerle bu konuyu olduğumuz süre içerisinde gündeme getirmeye çalışacağız. Evet, bugünkü konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencimiz ve daha önce program yaptığımızda değerli dostum Senan Kazımoğlu. Senan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, iyiyim. Uzun bir süredir program yapmıyorduk. Evet. Tekrar hocalık katliamı gündeme geldi. Evet. Niye gündeme geldi? Çünkü bu ayın 22'si mi? 26'sı hocalık katliamının yıl dönümü. Evet, 26. yıl dönümü. 26. 26. yıl 26. dönümü. Yıl dönümü. Tabii Hocalı katliamından önce biz bölge üzerindeki Karabağ meselesini de anlatacağız. Karabağ kimindir? Karabağ meselesini herhalde sizle evet. konuşacağız. Evet, diğer konuğum televizyonumuza ilk defa katılıyor. Rufat Karamoğlu Azerbaycan'dan geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi, mimarlık öğrencisi. Rufat da bu acıyı yaşayan ailelerin içerisinden geldi. O topraklardan geldi. Rufat Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Evet, ilk sözü size verelim. Tabii ki ortada oturunca daha önce de alışamadım. Bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. İlk sözü size verelim. Karabağ meselesi nedir? Karabağ meselesi dediği zaman ne anlamamız gerekir yani bu konuda? Yani Karabağ meselesi kendi iç mesele mi, uluslararası bir mesele mi, sadece Ermenilerle Azerbaycanlı Türklerin meselesi mi, yoksa Azerbaycan meselesinin altında başka sebepler mi var? Evet. Buyur. Şimdi Karabağ meselesine geçmeden önce ben bir şeye dikkat etmek istiyorum. Karabağ konusuyla ilgili konuşurken şey diyorlar, Dağlık Karabağ ifadesi işte, kullanıyorlar. Ya Dağlık Karabağ, Ermenilerin işgal ettiği Dağlık Karabağ veya Yukarı Karabağ diyorlar. Ama burada dikkat edeceğim bir şey var. Dağlık Karabağ dediğimiz bölge 4.4 kilometre karelik bir bölge. 4.4 bin kilometre karelik bir bölge. Ama bizim işgal altında olan sadece Dağlık Karabağ değil. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki iller de işgal altında. Yani bizim bu dediğimiz 4.4 bin kilometre kareli toprağın dışında diğer yandaki illerle beraber 11 bin kilometre karelik bir toprak işgal altında şu an Ermeniler tarafından.
Dağlık Karabağ'ın önce o zaman bir tarihine değinelim. Şimdi burayı işgal ettiler. Evet. Yaratıyorlar burada. Hocam buranı... Burası Ermenistan'a mı bağladılar burayı? Burayı Ermenistan'a bağlayamadılar. Bağlayamadılar. Çünkü... özel bir bölge mi burası? Kendilerine göre tanınmayan bağımsız bir bölge. Hmm. Çünkü bağladıkları zaman Birleşmiş Milletler'in şeyinde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 tane beyannamesi var bununla ilgili. Ermeniler işgal altındaki Karabağ toprağından derhal çekilmesiyle ilgili. İşte Ermeniler onu kendilerine bile kabul etmiyorlar devleti. Yani şu anda Karabağ'la ilgili yönetimiyle ve diğer şeyleriyle, yani nereye bağlı, nasıl bir yönetimi var? Kısaca o konuda bilgi verebilir miyiz? Dağlık Karabağ bölgesi hocam. Yani Dağlık Karabağ değil, Karabağ bölgesi. Ya resmi devlet Dağlık Karabağ etrafındaki ilçeler, iller de işgal altında ama onların kendi şeyiyle Dağlık Karabağ Cumhuriyeti diyorlar. Yani uluslararası statüde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti. Uluslararası statüde tanınmıyor. Tanınmıyor. Ermenistan tarafından bile tanınmıyor. Şimdi Rıfat arkadaşımız da anlatacak da Dağlık Karabağ bölgesi. Evet. Orada yaşayan Ermeniler 1980'lerin sonundan itibaren orada yaşayan Ermeniler isyan kaldırarak burayı biz kendi bağımsız devletimizi istiyoruz diye referandum yaptılar. Yani Azerbaycanlıların boykot ettiği yasa dışı bir referandumla kendileri güya bağımsız oldular. Ve biz Azerbaycan'dan ayrıldık, buranı bağımsız yaptık dediler. Ama şimdi şöyle bir şey var Senan Bey. Yani bir yer ayağa kalkıyor, biz diyor oylama yapacağız diyor. Evet. Ve oylamanın sonucu da kendi lehlerine geliyor. Eğer dalavere yoksa, sıkıntı yoksa bu normal değil mi? İşte eğer işin içinde terör varsa, Rusya'nın, bizzat Ermenistan'ın, üçüncü bir devletin yani direkt katkısı varsa bu dalavere. Katkısı mı oldu? Katkısı oldu. Mesela ne gibi katkıları var? Mesela orada askeri yardımlar var. Bu bağımsızlıktan önce 1980'lerin sonundan başlayan bir süreç var. Zaten Karabağ, ben hep söylerim, Azerbaycan bağımsızlığının bedelidir. Artık Azerbaycan halkı bu 80'lerden itibaren Sovyetlerdeki bu çatlaklardan sonra artık Azerbaycan halkı da diğer halklar gibi bağımsızlığına şey yapmaya başladı. Bu zaman Ermeniler, Karabağ, Rusların desteğini alan Karabağ'daki Ermeniler, bunlar da kendi silahlı örgütlerini kurdular, Hınçak gibi. Asala'nın bir kolu oradan Asala geldi yine. Hınçak gibi bir Ermeni terör örgütlerini kurdu ve oradaki silahlar da ya Ruslardan alıyorlar ya orada Ermenistan'dan alıyorlar o silahları. Demek ki Dağlık Karabağ diye kendilerinin söylemiş olduğu bu Karabağ bölgesi dış güçlerin desteğiyle burada bizzat Azerbaycan desteği, içerisinde bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ermenistan'da oraya 80'lerden sonra Ermenistan'da oraya ordu gönderdi yani. Destek amaçlı ordu gönderdi. Bunun resmi kayıtları var yani. Ermenistan ordusu var. Hatta Hocalı da biraz önce biraz sonra kardeşimiz de bahsedecek. Orada 366. Rus motorize birliği var. Karabağ'da şey yapan. Sovyetlerin orada bir motorize birliği şeyi var. Yani bunlar bu orduyla yaptılar. Ki bu referandum kendilerine uygun bir referandum yaptılar ve bunları da Azerbaycanlılar dışladılar bu referandumda. Evet. Ve bundan önce de orada o bölgede yapılan terör eylemleri var. Azerbaycan'ın zorla göç şey yapmaları var. Şimdi Dağlık Karabağ'ın doğusunda Azerbaycan var. Doğusunda Azerbaycan var. Kuzeyinde de Azerbaycan var. Kuzeyinde de Azerbaycan var. Batısında? Batısında İran var. İran var. Evet. Şeyle komşuluğu yok mu Ermenistan'la? Var. Affedersiniz. Güneyinde İran var. Batısında Ermenistan var. Batısında Ermenistan var. Evet. Rusya ile sınırı yok mu? Rusya ile sınırı yok. Yani tamamen kapalı bir kutu kapalı şeklinde. Kapalı bir kutu, evet. Yani denizleri açılamıyor. Evet, evet. Güneyde İran. İran'la arası nasıl Dağlık Karabağ? İran'la arası iyi. İyi mi? İyi. Niye iyi? Çünkü Dağlık Karabağ'da yaşayan insanların dini ve inanç durumları nasıl? Şu an mı? Şu an. Şu an orada Türk yok ki. Yok mu Türk? Yok. En son Türk 93'te oradan çıkarıldı yani. Peki Müslüman var mı? Yok. Hepsi Ermeniler. Ermenilerin kendi mezhebinden mi? Gregorian. Gregorian mı? Gregorian evet, evet. Son zamanlarda Suriye'den de göç ettirilen Ermeniler orada yerleştirildi. O tarihte. Evet. Yeni. Bir de bir şey var. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan insanların tamamına yakın bir bölümü Ermeniler. Evet. Diğer insanlar tamam göç ettirildi. Ermeni. Tamamı Ermeni. Az bir Kürt nüfus var. Yezidi evet. Kürtler de var. Bir de şey var.
Son zamanlarda PKK'dan oraya giden şeyler var. Eğitim için orada kamp yapıldı, PKK kampları. Burada yapıldı. Burada yapıldı. Orada eğitim kampı olarak da yani demek ki PKK içerisindeki Ermeni asıllı insanlar da buradan, evet, geliyorlar. Hatta onu söyleyeyim. 2016 yılında bu söylediğiniz destekler mahiyetinde 2016 yılında bizde Ermenistan'la yeniden ateş işlerinden bozuldu. Yani çatışmalar alevlendi orada. 2016 yılında bu çatışmalar alevlendiği zaman Karabağ Türkiye'den ve Suriye bölgesinden 400 tane PKK'lı şey geçti, eleman gitti. Yani PKK'lı oraya terör gitti. Örgütü oraya kaydırıldı. Yani bu resmi olarak da yayınlandı bu. Yayınlandı. Hatta evet. 2008 senesinde de yine çatışmalar sırasında bir tane Ermeni askeri öldürüldü orada. Yani Azerbaycan tarihi topraklarında. Ve o Ermeni askerin tabutu üzerine Ermenistan bayrağıyla yanaşı YPG'nin de bayrağı vardı. Hatta o bayağı bir, aynen. Hatta bayağı bir ses getirdi. Hani bu Ermenistan ordusunda ise bu bayrağın neşi var. YPG'nin mi? Normal Türkiye'deki PKK'nın. Yok, YPG'nin bayrağı. YPG biliyorsunuz PKK'nın kolu. Suriye kolu. Evet, evet. Evet, aynen. Yani zaten dikkati çeken de oydu. Hani Suriye'de bu bayrağın var ya, o yüzden. Evet. Şimdi yani o kadar ilginç bir konuya geldi ki şimdi. Evet. Şöyle ben bazen Dağlık Karabağ'la ilgili ya da Karabağ meselesini anlatacağız dediğim zaman hayalimde canlandırdığım, bir tarih öğretmeni olarak hayalimde canlandırdığım Karabağ'ın şöyle tarihçesini, oradaki ekonomik durumunu, siyasi durumunu, tarihi durumlar içerisinde anlatacağız zannediyordum. Ama öyle bir konuya değindi ki tam can alıcı bir konu. Senan kardeşimizin burada değindiği bir konu. Bizim özellikle Anadolu'daki terör örgütlerinden PKK'nın ya da günümüzde işte Zeytinyağı operasyonuyla Suriye'deki verdiğimiz mücadeledeki askerlerin büyük bir bölümü burada yetişiyor. Evet. Buradan gönderiliyor. Devamlı kendi aralarında bir bağlantı var. Siyasi bağlantı, evet, evet, var. Ekonomik bağlantı var. Askeri teçhizat yönüyle bağlantı var. Bunu, evet, mu demek istediniz? Evet, evet. Tam olarak. Aynen. Tam da bunu. Tabii bu şekilde. O zaman Dağlık Karabağ meselesi sadece Azerbaycan meselesi değildir. Ben burada bunu açıkça, evet, söylüyorum. Tüm Müslümanların meselesidir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir meselesidir. Şunu söyleyebilirler saygıdeğer seyircilerimiz. Efendim işte orada PKK olmasaydı bizim meselemiz olmayacak mıydı? Burnu kanayan her nerede bir kardeşimiz olursa bizim orayla meselemiz vardır. O konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Ben burada Dağlık Karabağ'la ilgili anlatılmak istediğini şu boyutta söylüyorum. Hem Azerbaycanlı kardeşlerimizin elinden alınan bir toprak var. Böyle bir yönü var. Bir de bu toprakta bugün neler yapılıyor? Bugün teröristler yetiştiriliyor. Bugün bizim içimizdeki sıkıntılarımızın ana sorumlusu olan terörün bir bakıma yuvalanması, efendim çoğalması ve güçlerine güç katması Dağlık Karabağ'da. Evet, bunun oluyor. Tam tersi de var. Evet. Mesela PKK içerisinde de Ermeni askerleri var yani. Evet, o Türkiye'de keşfedildi, bilindi, evet, bilindi. Yani PKK içerisinde, yani PKK'nın içerisindeki askerlerin herkes şey zannediyor. Yani Kürt asıllı, evet, askerler, evet, zannediliyor. Gerçi bizim burada rahatlıkla söyleyeceğimiz bu konu var. Terörist teröristtür. Ne olursa olsun. Dini, ister, milleti, ırkı olmaz. Hayır, teröristin mini, dini hiç olmaz. Ve şunu söylüyorlar, yani bazı insanlar işte Müslümanlıktan terörist. Hayır, onlar kendilerine Müslüman olarak lanse ediyorlar sadece. Evet. Müslüman onların yaptığı işi yapmaz. Biz o insanları Müslüman olarak bile kabul etmiyoruz. Doğru. Onları kabul edenler kendileridir. Onları kabul eden, işte bunlara da Müslüman diyen Siyonizm'dir. Onları da bilelim yani. Doğru. Evet. Başka ne diyebiliriz? Hocam Karabağ, ilk önce Karabağ, onu söyleyeyim. Karabağ kelimesine dikkat edelim. Şimdi Ermeniler diyor ya Karabağ bizimdir diye. Evet. Karabağ kelime olarak baktığın zaman kara sözü eski Türkçe'de büyük, sadece renkten başka büyük anlamı da vardır. Büyük. Mesela Karabağ büyük bağ. Bağ da sefalı bir yer. Hı hı. Sefalı bağ, büyük bağ anlamında bu anlamı vardır. Kelime bile Türkçe.
Ermeniler bu yüzden şey yaptılar. 2017 yılına kadar Dağlık Karabağ gidiyordu, o tanımamış Cumhuriyet'in ismi. Ondan sonra 2017'de geçen yıl referandumla Artsakh diye yaptılar ismini. Artsakh Cumhuriyet yaptılar. Hmm. Artsakh. Aslında Artsakh sözü de Türk sözüdür. Ersak oradan gelir. Sak şeyler vardır ya. Ersaklar. Şimdi cumhuriyet mi var orada? Tanımamış kendilerinin bir cumhuriyeti var. Kim tanıdı bunu? Ermenistan bile tanımadı. Tanımadı. Çünkü tanıyamazlar. Tanıdığı zaman o zaman bu Birleşmiş Milletler'in şeyleri, beyannameleri boyunlarına o zaman var. Orada şunu söyleyebiliriz. Artsakh Cumhuriyeti dünyadan hiçbir kimse tarafından tanınmamış evet. bir terörist topluluğu evet, evet. bir insanların, teröristlerin bir arada bulunduğu, bunlara yataklık yapan insanların bulunduğu bir evet, yer, evet. bir mekan. Evet, evet. Aynen kullanabiliriz. Sadece bildiğim kadarıyla Amerika'nın bazı bölgeler, eyaletleri tanıdı. Yani bu kadar. Hı-hı. Yani devlet olarak Hı-hı. tanınmadı yani. Ya çünkü tanınamazlar. Çünkü Ermeniler diyor ki, şimdi Birleşmiş Milletler'in beyannamesini ortaya koyduğunuz zaman Ermeniler diyor ki, bunu biz kurmadı diyor. Kendilerinin devleti var. Ben onlara karışamam diyor. Hı-hı. Yani bu şekilde bir ifade evet. kullanıyor. Ama kendileri de tanıyamıyorlar bu devleti. Evet. O çünkü de tanıdıklar. Karabağ ne zaman, Azerbaycan'ın elinden çıkmıştı? Azerbaycan elinde 1980'lerden başlayarak 87-88 olayları var. Orada işte dediğim gibi Ermeni terör örgütleri tarafından yapılan eylemler, Azerbaycan Türklere karşı soykırımlar. 87-88'den başladı. En son işgal edilen 1993'te oldu. 1993 30 Ağustos'uydu galiba. Aynen, 30 Ağustos Kubatlı şehri. Azerbaycan hiçbir şey yapamadı mı bunu? Azerbaycan bir şey yapamadı. Çünkü karşılarında Ermeniler ve Rus tarafından destekli bir ordu var. Azerbaycan'da ise sadece gönüllü birlikler var. Ki bununla da bir şey yapılabilirdi ama bir de içeriden ihanetler var. Azerbaycan bağımsız oldu. Ama daha bağımsız olduğu zaman, mesela Azerbaycan Hozalı soykırımı olduğu zaman Azerbaycan sınırlarını Rus askerleri koruyordu. Devlet bağımsız oldu ama gönüllü birlik yok, askeri siz, birlik yok. Sizin askeri birliğiniz ta Kafkas İslam Ordusu'yla kurulmadı mıydı? Ondan sonra Rus egemenliğine girdik. Hı hı. Rusların böyle bir politikası vardı. Böyle bir siyaseti vardı. Mesela Azerbaycan Türklerini Azerbaycan bölgesinde askerlik yaptırmazlardı. Sibir'e yollarlardı. Sibirya. Oradaki şey Rusları da, o bölge Rusları da bu taraflara gönderirlerdi. Karıştırırlardı. Yani Azerbaycan'daki insanlar askerliği öğrendi mi şimdi şu anda? Şu an var. Var mı? O zaman vardı yani. Azerbaycan'da askerliği bilenler vardı. Ama içeriden ihanetler de oldu. Hı-hı. Çünkü bu adamlar yani bu adamların başında duranlar, generallar olsun, subaylar olsun hepsi Rus okullarında eğitim aldı. Hı-hı. Bunun yanında mesela tabii bunlar da milli subaylar da vardı yani. Bazılarda suikastlar oldu Hı-hı. mesela. Biz Karabağ savaşma durumu da var orada. Savaştık yani. Ama Ermenilerin aldığı bölgeye hiçbir zaman Azerbaycan askeri birliği olduğu halde o bölgeye giremediler. Yani şimdi dalaverelerle şöyle düşündüm de Allah korusun bir ülke yani mesela ülkemize böyle bir işgal olayı olursa burada işte 80 milyon insan ayağa kalkar. Evet. Ve biz tırnaklarımızla boğarız onu. Evet. Tükrüğümüzle boğarız. Şu anda ben bu yaşıma gelmişim. Allah korusun böyle bir şey olursa yani sadece ben değil yani bizim Türkiye'deki insanlarımızın %80'i %90'ı nitekim Suriye olayında da evet, evet. gördüğünüz gibi biz bunu yaparız. Ama Azerbaycan bunu yapmamış. Yaptı. Efendim. Yaptı Azerbaycan halk olarak ayaklandı. Aynen. Azerbaycan'ın ama ordu içerisindeki o Rus şeyleri evet. İleriye gidenleri arkadan vurdular. Mesela diyorum ya askeri evet. gönüllü birlikler. Hepsi halkın içinden çıkan birlikler. Hı hı. 80 yani 50-60 yaşındaki adamlar gitti Karabağ'a savaşmaya. Hı hı. Mesela iç birlikler hepsi gönüllü birlikler. Hı hı. Ve iç gönüllü birlikler olduğu zaman Ermeniler şey yapamıyorlardı. Yani savaşamıyorlardı. Yani bizimle savaşacak güçleri yoktu. Mesela korkuyorlardı bizden. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben buradan oraya geleceğim. O gün için öyleydi. Peki bugün aynı durum olursa Ermeni şey Azerbaycan yine aynı şekilde mi davranır? Yoksa efendim, durum davranır? Olursa değil de 2016 olaylarını söyleyeyim. Aynen. Ben. 2016 Nisan ayının evet. ikisinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir savaş çıkıyor. Evet. Biz bir gecede
topraklarımızın belli bir kısmını alıyoruz. Sadece bir gecede. Ha, elhamdülillah. Ben bunu duymak istemiştim. Tabii ki. Azerbaycan stratejik bir konu anlatmak istemiştim. Tabii ki strateji bir nokta birçok noktaya aldı Azerbaycan yükseklikler olarak. Ama o günün şartlarında şöyle bir şey var. Sovyetler politikasında Azerbaycan bağımsızlığı için sokaklara çıktığı andan itibaren Azerbaycan'da kütlevi bir şekilde silahsızlaştırma vardı. Yani bizim gönüllü birliklerimizin elinde de olan silahlar birkaç tane AK-47, birkaç tane taramalı silah ve geri kalan da av tüfekleri vardı. Hı-hı. Ki bunlar da çoğu eskiydi. Ama karşı taraf bir Rus komutanlığı altında ve her türlü silahı olan tankı, topu, zırhlı araçları her bir şey olan bir ordu. Evet. Ama bizimkiler gönüllü. Hı-hı. Ve artı yine dediğim biz ordunun düzensizliği var. Halk daha yeni çıkmış bağımsızlığını ilan etmiş. Yani nasıl düzenli bir ordu yok. Ve yok ya, bağımsızlığı ne zaman ilan ettiniz? 90'larda Azerbaycan bağımsızlığı da 91'de hatta tam olarak 90'larda 20 Ocak olaylarından sonra Azerbaycan tam bağımsızlığını ilan etmeye çalıştı. 91'de bunu becerdi. Yani tam olarak dünya kamuoyunu bağımsız olduğunu ilan etti. 92'den itibaren de zaten hocalık katliamı başladı. Zaten 92'nin hemen başlarında Şubat ayında. Bu yüzden Azerbaycan'ın bugün de şehit olmayan, şehitli olmayan ili yok. Neredeyse yani kasabalar bile yok. Şimdi yani şöyle bir durum var. Tabii ki Allah savaştırmasın. Savaş güzel bir şey değildir. Sadece sınırlarda da olmaz. Tabii savaş sınırlarda olmaz ya da belli bir cephede olmaz. Yani özellikle günümüzde biz şimdiki olan savaşın acılarını çekmeye hazırız. Evet. Yani o ayrı bir konu. Biz bağrımıza taş basarız. Yeter ki devletimiz bu dirayeti gösterebilsin. Bu konuda bir mücadele içerisine girsin. Biz devletimizin evet. yanındayız. Ama sizin anlattıklarınızdan benim çıkardığım bir konu, biraz Azerbaycan'ı gafil avlamışlar. Evet. Ordu teşkilatını kurmadan, tam bir böyle güvenilir insanlar yetişmeden bu bölge işgal edilmiş. Karşı taraf, arkadaşın da dediği gibi, karşı taraf silahlanmayacak. Sovyetlerin orada o bölgedeki askeri üstlerindeki silahlar hepsi onlara kaldı. Ermenilere kaldı. Hı hı. İki, artı orada Rusların tekrar onlara destek verdi. Ve en büyük bizim belamız, yani en büyük bizim sıkıntımız şurada oldu. O zaman işte ordu içerisinde olan bazı Rus ajanları. Hı hı. Ruslara destek olanlar. Paralel yapılanma işte o. Aynen öyle. Tabii. Mesela Azerbaycan halkı topu için ayağa kalkmıştı o zaman. Hı hı. Azerbaycan halkı insanlar cepheye koşuyor, savaşmak istiyor. Ama içeride daha devlet kendini oturtmamış. Hı. Mesela 91'de bağımsız oldu ama 92 yılında iç cumhurbaşkanımız Ayaz Mütellibov adam çıktı, Rusya'yı birleştirmek istiyor yeniden. Evet. Karabağ'la ilgili başka ne söyleyebiliriz? Hocam Karabağ'la ilgili Karabağ eskiden beri Türk toprağıdır. Yani bununla bu orada tapu taşları olacak, mezar taşları var. Evet. Mesela Orhun anıtlarında var ya o Kosbaşı mezar taşları. Aynısı Dereşe Kozu Hocalı'da da var. Türk kurganları var ki Ermeni kültüründe bu şeyler yoktur. Ermeni tarihinde kurgan var mı? Var. Yani. Hozal'da da var kurgan. Hı-hı. Latin'de de var. Diğer işgal edilmiş bölgelerde de var. 1828 yılında. Yani Karabağ daha önce yerleşim birimiydi öyle mi? Ta eski zamanlardan eski beri. Zamanlarda. Mesela orada Azık Mağarası diye bir mağara var. Fizuli şehrinde. Karabağ şu an orada işgal altında o bölge. Azık Mağarası'nda 1969 yılında bir çene, bir katının çene yapısı bulundu. Çene çemeği bulundu. Yani karbon testleri sonucunda 360 bin yıllık bir şey yani. Hı. Daha eski insanların bile var olduğu bir bölge Karabağ. Bölge. Çünkü Karabağ'ın iklimi yani hakikaten dağlık bir bölge. Ya çok temiz havası var. Hayvancılıkla mı uğraşıyorlar şimdi oradaki insanlar? Ermeniler mi? Oradaki insanlar. Ermeniler hayvancılıkla da uğraşıyorlar ve mesela Adam bölgesi var. Orada bir Rus gazetesi gitmişti son dönemlerde. Onun yazdığını söylüyorum. Rus gazetesi diyor ki bu topraklar öyle bir bereketli topraklar ki sadece bir tohum at sulama yani. Sadece tohum at diyor. Oradan bir şey çıkar diyor. Hmm. O kadar bereketli topraklar. Siz giremiyorsunuz oraya. Biz giremiyoruz. Yani Azerbaycan vatandaşı giremiyor. Evet. Ermeniler bile onun çok şey. Mesela Kelbezer bölgesi var. Orada altın madenleri peki var. Peki ben istesem gidebilir miyim buraya? Gidemem. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsettim. Evet. Yani. Giden var mı? Gidebilir. Ama Ermenistan izniyle gidebilir. Ermenistan. O zaman da Azerbaycan'a giremezsiniz. Çünkü Azerbaycan orayı kendi toprağı olarak kabul ediyor.
ve oraya izinsiz, yani dünyada da o bölge zaten dünya şeyinde de Azerbaycan toprağı olarak geçiyor. Yani dünya kamuoyunda Birleşmiş Milletler şeylerine çünkü göre Azerbaycan toprağı olarak gidiyor. Mesela Azerbaycan diyor ki ben izinsiz olarak, mesela geçen yılda galiba 4 tane HDP'li milletvekili gitmişti oraya. Evet. Yani Azerbaycan şey yaptı yani, onlar hakkında kara listeyi aldı yani. Onların Azerbaycan cimesi yasak. Ben kara listeye girmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Evet. Azerbaycan izin verirse giderim ben Ermenistan izniyle de. Evet. Adım atmam. Yani o zaten şekilde. Bu da uluslararası arenada hukuk tabii, dışıdır yani. Tabii ki bizim siyasetimizde de bazı dönemlerde Ermenistan'la böyle bir yakınlaşma bir şeyler oldu. Maalesef. Maalesef diyorsun değil mi? Niye? Çünkü yanlış bir yaklaşma, yanlış bir yakınlaşmaydı. Yani ne zamanında kadar güzel oldu. Maç falan seyrettik biz beraber. İşte onun bir de Azerbaycan'da olan tepkilerini görseydin. Öyle mi? Çok i̇şte o maçın sonuçlarını Azerbaycan bayrakları da çöpe atıldı. Bu da bizim çok zorumuza gitmişti, evet. Azerbaycan bayrakları ile stadyuma girmek isteyen vatandaşlarımızın elinden Azerbaycan bayrakları alındı. Evet, çöp kutularına atıldı. O maç Bursa'da mı oldu? Evet, Bursa'da oldu. Ve o zaman Bursa Belediye Başkanı şu an FETÖ'den içeride. Öyle mi oldu? Evet. Bursa ile alakası yok mu? Yani yok tabii belediye, ki biz... Bursa Belediye Başkanı ile alakası yok. Bu bizim bir devlet politikamızdı. O günkü devlet politikasıydı. Ahmet Davutoğlu muydu? Başbakan kimdi? Yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül zamanında. Cumhurbaşkanı da... Tabii Abdullah Gül zamanında. Yani böyle bir şey. Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızın girişimleriydi zannedersem. Evet. Davutoğlu o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Dışişleri Bakanı'ydı. Aman ha, siz de orada falan bizim Türk bayrağını falan atmayın. Dışarı. Estağfurullah, biz bayrakları bir tepki için yapmayız. Her cevat var bizim, milli şairimiz. Evet. Diyor ki... Ondan bir şiiri daha sonra okuyacağım, senden tamam, alacağım onu. Tamam. Evet, Karabağ'la ilgili son söyleyeceklerinizi alalım. Karabağ'la ilgili o zaman... Süren bitti senin. Karabağ'la ilgili o zaman, ben biraz önce de dedim. Ermeniler oraya göç ettirilmiştir. 1828 yılında. Bugünkü İsrail-Filistin olayındaki gibi oraya resmen bir göç var ve oradaki halkı da diğer bölgelere, yani Azerbaycan halkında ya Osmanlı'ya ya İran'a ya da Azerbaycan'da olsa sürgün etmiştir ve 1988 yıllarına geldiğinde onun meyvesini de gördüler. Cumhuriyet döneminde o bölgeden Türkiye'ye göç var mı? Yok, Cumhuriyet döneminde yok, Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde var. Olduğunu biliyorum, ona oraya yani, geleceğim de. Cumhuriyet döneminde Azerbaycan doğusuna var. Doğusuna. O zaman yani Sovyetlerdi. Başta Sovyetlerdi. Sovyet döneminde bile bu göç politikası devam ettirmişti. Mesela, şimdi Osmanlı Devleti'nin bir politikası var. Evet. Bu sizin Kafkas İslam Ordusu'nda da evet. Görülen bir politikası. Nedir bu politikası? Sorunları mekanında, yerinde çözmek. Evet. Yani böyle bir politikası var. Sultan Abdülhamit zamanında da var. Ondan önceki dönemde de var. Hiçbir zaman o sorunları merkeze ya da Osmanlı Devleti'nin önemli bazı şehirlerine taşımıyorlar. Evet. Yani böyle bir şey var. Azerbaycan'ın problemi var. Ne problemi var? Ordusu yok. Gidecek orada biri ordu kuracak. Oradaki insanları silahlandıracak. Evet. Ve oraya gerekirse ekonomik yardım edecek. Gerekirse silah ve teçhizat yardımı yapacak. Sadece ben Azerbaycan için söylemiyorum. Dünya politikası ile ilgili söylüyorum. Yani o insanlar gelsin, benim topraklarıma yerleşsin ve ben orayı halledeyim. Daha sonra ben oraya göndereyim bu insanları gibi Osmanlı Devleti'nde bir politika takip edilmemiş. Doğru. Hiçbir zaman takip edilmemiş. Bu bizim Cumhuriyet tarihimizde takip edilen bir metottur. Mesela Balkanlardan bize çok fazla göç olmuş. Efendim şimdi en son 3,5 milyon soydaşımız, dindaşımız ve orada zarar gören insanlarımız Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş. Ve daha sonra diyoruz ki biz burayı Afrin'i temizleyeceğiz ve bu insanları buraya göndereceğiz. Evet. Yani bir bakıma Osmanlı dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında böyle bir farklılık var. Doğru. Şimdi Karabağ'la ilgili söyleyeceklerimiz, bir Rus toprağı durumunda olan tüm bölgede bağımsızlıklar ilan edildikten sonra Azerbaycan toprağı durumuna gelen... Bir de son olarak bunu söyleyeyim hocam. Rusya'nın da buraya Ermeniler göç ettirmesinin sebebi her zaman Kafkasları karıştırmak içindir. Mesela haritaya bakarsanız mesela Ermenistan oluşumu, Ermenistan diye bir devlet yoktur aslında 1918'e kadar. Hı hı. Ruslar tarafından oraya Ermeniler göç ettirildi. Sebebi Osmanlı ile Azerbaycan arasında bir şey, sınır çekmek yani. Bunlar birleşmesinler. Ermenistan yani diye tarih birleşir. Boyunca hiçbir döneminde ayrı bir devlet olmamış. Aynen.
Ermeniler öyle bir asalak millettir ki. Hep kullanılıyorlar. Şimdi o bazı yerlerde kullanıyorlar. Kullanılmaya açık. 86 tane Osmanlı paşası var Ermeni soyunda. Evet. 86 tane. Şimdi geliyorlar Osmanlı Devleti'nin içerisinde belirli yerlere geliyorlar. Orada hem azınlık statüsünden yararlanıyorlar hem de diğer konulardan yararlanmak suretiyle bu işi hallediyorlar. Evet. Yani Ermenistan Devleti tamamen uydurma, hayali ve onların ve esas da amacı onların gazını alan, evet, onların gazını alan Siyonistlerin bu bölgeyi karıştırmak için oturdukları şey. Bunu evet, bu şekilde söyleyelim. Evet, evet. Yarın öbür gün Azerbaycan'la Türkiye birleşir bu olmazsa. Birleşir mi? Eğer olmasaydı birleşebilirdi. İnşallah. İnşallah. İnşallah birleşir. Ben hep şundan yanayım. Evet. Yani biz bölünmememiz lazım. Doğru. Biz tek bir yumruk olarak hareket etmek zorundayız. Ancak o zaman dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde başarılı oluruz. İnşallah. Senen kardeşim, bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra programımıza devam edelim. Efendim, tarihten yansımalarda özellikle ikinci bölümde Hoçalı katliamını konuşacağız. Neler olmuş, neler olmuş, onları takip etmek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalara devam ediyoruz. Bugün özellikle Kafkaslardaki sıkıntının ana kaynaklarına inmeye çalışıyoruz. Kafkaslar tarih boyunca Rusların sıcak denizlere inmek için kullandıkları önemli bir çıkış noktası ve böyle bir çıkış noktasını da sürekli kendilerine benzetme ve kendi güdümünde insanları buraya yerleştirme çalışmaları hep devam etmiştir. Balkanlar da böyledir. Ruslar demişlerdir ki biz Ortodoksuz, Balkanlardaki insanlar da Ortodoks mezhebinden olduğuna göre böyle bir aramızda bağ var, Balkanlardan da biz inebiliriz demişlerdir. Boğazları kullanamayan Rusya'nın hırçınlığıdır bu. Boğazlardan sıcak denizlere inemeyen Rusya'nın yeni arayış içerisinde ne girmesidir. Bir bakıma bu bölgedeki Azerbaycan ya da diğer Türklerin yaşadığı ve Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki sıkıntının ana kaynağı bölge üzerinde Osmanlı Devleti'nin esas sıcak denizlere inmek istedikleri Deli Petro'nun vasiyetinde de yazan o şeyleri gerçekleştirmek için yapmak istediklerine Osmanlı Devleti'nin müsaade etmemesidir. Bir bakıma Osmanlı Devleti üzerine yaptıkları saldırının sert kayaya çarpmar gibi geri dönmesi Osmanlı Devleti'nin biraz daha uzaklardaki topraklarına, Balkan topraklarına ya da biraz daha Irak'ında bulunan Müslümanlara yönelerek oradan bunu gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İşte Azerbaycan Türklerinin oradaki çektikleri sıkıntının ana kaynağı budur. Hem Türktürler bu insanlar hem de Müslümandır elhamdülillah. Müslüman olacaksın, Türk olacaksın ve ayak altında da bulunmayacaksın. Onlara göre bu insanların ayak altında bu bölgelerde bulunmamaları gerekiyordu. İşte biz bugün biraz önce Ermenilerin işgaliyle başlayan Dağlık Karabağ diye adlandırılan, daha sonra isminin Arsak Cumhuriyeti olarak değiştirilen bölgeden bahsettik. Şimdi de bu bölgede ölen insanlardan, yani katliamdan bahseden insanların yaptıkları katliamlardan bir tanesinden sadece bahsedeceğiz. O da Hoçalı katliamı. Hoçalı katliamını da bize Selçuk Üniversitesi öğrencisi, aynı zamanda da Azerbaycanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Rufat Karamol anlatacak. Evet Rufat Bey. Rufat diyeyim mi? Rufat demeyeyim. Siz nasıl istersiniz? Öyle mi? Peki. Rufat diyeyim. Türkçe'de, yani Türkçe'de bunun karşılığı Rufat değil mi? Doğru. Evet. Evet Rufat Karamol. Hoçalı'da neler oldu? Efendim Hoçalı... Kaç tarihinde oldu? Neler oldu? Efendim Hoçalı katliamının aslında planları 1988'den başlıyor. Hı hı. 1988'den itibaren Hoçalı'nın
kuşatılması, Hocalı etrafında bir birliklerin toplanılması başlıyor. Hocalı neresi? Hocalı şu anki Dağlık Karabağ'ın, yani tam ismini desek bizim Karabağ'ımızın, Ermenistan'a en yakın bölgelerinden bir tanesidir. Hmm. Yani batı tarafımızda kalan bir kasabamızdır. Küçük bir kasabamızdır. Şu anda Ermenistan sınırları içerisinde, yani Karabağ sınırları içerisinde. Karabağ sınırları içerisinde şu efendim. Anda. Tabii ki şu anda Ermenistan'ın başka bir önemi vardır. Hocalı'da, tabii ki de. Karabağ'da şimdi arkadaş belki söyleyecekti ama Hocalı'da o bölgede tek havalimanı Hocalı'dadır. Tabii Hocalı'dadır. İlk yani, Hocalı'yı aldılar. Evet. Yani bir yüksek bölgedir. Hocalı'nın öncelikle siyasi durumunu ve bulunduğu mekanı ve daha sonraki de olan olaylara değinelim. Hocalı'nın, buyur Rıfat Bey. Hocalı'nın nüfuzu yaklaşık 10.000'den fazladır. Yani resmi kayıtlarda yani böyle geçiyor. Gayri resmilerde yani o zamanlarda 10.000'in daha fazla üzerinde. Ve buradakilerin hepsi Müslüman Azerbaycan Türküdür ve bir kısmı da Ahıska Türküdür. Ve Ermenistan için önemi diyelim. Ermenistan için önemi Senan Bey'in de demin söylediği gibi en yüksek noktada bulunması ve tek havalimanının o bölgede orada olmasıdır. Yani o havalimanının orada olması Ermenistan'ın, yani onların büyük Ermenistan'ın hayali vardı biliyorsunuz, Ardahan'ın, Erzurum'a hatta bunlar başkent olarak bir aralar iddia ediyorlardı, bizim yani başkentimiz burası olacak. Neresi falan bir daha söyler misin? Erzurum hatta. Yani Erzurum. Bunu da aynen. Kimin başkenti? Ermenistan'ın. Onların büyük Ermenistan'ın hayali vardı. Denizden, bir denizden diğer denize. Aralık Denizi'nden yanlış hatırlamıyorsam Hazar Denizi'ne kadar toprakları kendi toprakları olarak iddia ediyorlar onları. Hatta bugün bile aynı iddiaları vardır onların. Yani bu topraklar içerisinde başkent olarak Erzurum'u görüyorlar. Efendim Hocalı katliamına gelirsek, Hocalı katliamında 1988 olaylarına 88 yılından itibaren kuşatılmaya başlıyor. Orada birlikler toplanıyor ve yine burada Asalan'ın başında duran isimler geliyor. Bunlar biliyorsunuz Ermenilerin en büyük, yani gurur duyduk. Aslında tarihe bakarsak utanç verici bir şeydir bu. Terör zaten insanlığın yüz karası vardı. Bir şeydir. Ve Zorobalayan diye bir kişi geliyor buraya. Bu adam, hani tarihe bakarsak en kanlı savaş 2. Dünya Savaşı'dır. Ama Hocalı katliamını incelersek orada yapılan katliam 2. Dünya Savaşı'nda yapılmamıştır. İkinci Dünya Savaşı çok geniş bir mekandır. Aynen. Hocalı sadece belli bir noktada. Küçük ama o küçük bir o noktada vahşet. Yapılan vahşet 2. Dünya Savaşı'ndan daha yüksekte. Hı hı. Daha üst katlarda diyebiliriz. Yani Hocalı katliamında resmi rakamı 1300 kişi diyorlar katledildi. 1200 kişi esir alınmış. Bunların bazı kaynaklarda 713 kişi diyorlar. 630. 630, 713 hatta 1000'in üzerinde. Çünkü bizim Çingiz Mustafayev var. Bizim evet. Kameramız. Hı-hı. Onun yani oradaki kayıtlarına bakarsak bu rakamların doğru olmadığını görebiliriz. Evet. Resmi rakamlar kaç? 613 kişi. 613 kişi. Aynen. O zaman Rusya şeyinde olduğu için tam belli bir rakam aynen, yok. Belli yani. Bir rakam 613. Değil. Evet. Hatta Hocalı olaylarından bir gün önce diyordum ya, o Cumhurbaşkanımız Aziz Mütelli bu Rusya'nın hı-hı adamıydı. Hı-hı. Adam iki kişi öldü diyordu. Aynen. Televizyon iki kişi öldü diyordu. Azerbaycan resmi televizyonu. Daha sonra katliamı şey yaptık. Orada olan bir, o zaman oranın bir belediye başkanı vardı. Şu an milletvekili Elman Mehmetov diye. Adam diyor ki 613 kişi sadece Hocalı kenarında öldürülen evet, ve bizim cesetlerimize ulaştığımız adamlar. Hocalı içerisinde ölenler var. Müsaade edersen. Tamam. Heyecanını anlıyorum. Heyecanını anlıyorum. Yalnız özellikle sizden istirham ediyorum. Anlatmadığımız önemli bölümler varsa bunları not alırsanız tamam. Daha sonra size söz vereceğim. Tamam ben. O zaman. İnşallah. Evet. Buyurun Rıfat Bey. Hocalı katliamında 8 aile kökten kesiliyor. Hı-hı. Tek fert bile kalmıyor. 8 aile. 13 aileden sadece 3 kişi veya 5 kişi şeklinde kalıyor. Bunlar yani köklü ailelerden. Yani küçük aileler burada şeye kayda alınmıyor. Sadece büyük aileler ve büyük soy ismine sahip olan aileler. Yani aşiret gibi olan aynen, aileler. Aşiret şeyinde diyebildiğimiz ailelerden. Ve Azerbaycan'ın tarihinde biz 26 Şubat derken yani gerçekten konuşmak ve bunu cümle kurmak derken zorluk çekiyoruz. Çünkü ya bir hamile kadının karnını yarıp da çocuğunu çıkarmak ve bunlar bir de sırf Müslüman Türk oldukları için yapılan şeylerdir. Hocalı'nın da 1988'de kuşatılmaya başlatılıyor ve yine dediğim gibi ve burada en çok bizim kafamızı karıştıran ve aslında bir noktada sinirlendiğimiz şey şu. 1900
88'de, 89'da Azerbaycan'dan ve 1991'de Ece Bey'in talimatıyla Rus ordusu Azerbaycan'dan çekiliyor. Azerbaycan'dan çıkarılıyor. Bu zaman çıkarılan Rus ordusu tüm silahını tasa tarağı toplayıp çıktığı halde Ermenistan'a silahlar bırakılıp çıkıyor. Ve 366. Moto Atıcı Alay orada duruyor. Ve bunun başında Yuri Yuryevich diye bir Rus, ondan sonra rütbeli de Ermeni, Ohayan Serhiyan diye bir Ermeni. O zaman yüzbaşı, şu anda Ermenistan Savunma Bakanı. Bir benzerlik var. Müsaade eder misin? Ben de onu açıklayayım şimdi. Buyurun. Siz dediniz ki, Rıfat bak, çok dikkatimi çekti benim. Ruslar buradaki terör gruplarına herkese silah veriyorlar. Ayrılırken de tüm silahlarını bırakıp gidiyorlar. Amerika Saddam Hüseyin'i görevden uzaklaştırdı. Tabii. Tüm silahlarını buraya evet, ne yaptı? Bıraktı. Bıraktı gitti. Daha sonra buradaki terör gruplarına 5000 tır dolusu silah gönderdi. Yani buradan bir şeye çıkacağız da Siyonizm tek bir devletin kullandığı ya da tek bir devleti kullanarak dünya siyasetini belirlemiyor. Çok farklı devletlerin işte bir tarihte Rusya işine geliyor, Rusya'yı kullanıyor. Tabii ki. Diğer tarafta Fransa işine geliyor, Fransa'yı kullanıyor. Yani bu benzerlik konusunda dikkat çekmek istedim ben. Buyurun. Efendim, bu alayın başında dediğim gibi yani komutan Rus ama ikinci komutan Ermeni. Şu anda da ve savunma bakanı. Bu demin ismini çektiğim Ohayan Serhisyan şu an Ermenistan Savunma Bakanı. Ve 92 senesinde 26 Şubat'ta Ermenistan'ın Savunma Bakanı şu an Ermenistan Cumhurbaşkanı Serkisyan. Yani Ermenistan'ın gaddar bir ülke, yani gaddar kelimesi bunların yanında basit kalıyor. Yaşlı kadınların arkasına yani kaynar su dolu tulumbalar bağlayarak şey yapmalar veya çocukları çelik boruların içerisine doldurup ağzını kaynak yaparak salmak. Yani gerçekten bizim kameramız o vahşeti çekerken gözyaşlarını tutamıyor. Ve yine Sinan Bey'in de demin kaydettiği gibi ya bunlar bizim ulaştığımız kameramızın çektiği o cesetler sadece Hocalı kasabasının kenarında olan cesetler. Daha içerisine ulaşamadılar. Evet. Şimdi Hocalı ile ilgili tahminim biz daha önce Sinan'la da konuşurken benim yaptığım araştırmalarla da öyleydi. Yani ne kadar 613 kişi resmi rakamlar yazsa da benim ulaştığım rakamlarda 10.000'in üzerinde. Tabii ki. Buradaki ölen insan sayısı 10.000'in üzerinde. Bunlarla ilgili bir anıt falan var mı? Efendim anıt bizim her ilimizde neredeyse var. Hocalı anısına ait şey yaptığımız ve Bakü'de en büyük anıt. Hatta 2012 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüyüşü altında oraya bir yürüyüş oldu. Evet. 2012 senesinde yanlış hatırlamıyorsam milyonların yürüyüşü dediler. Bir 4 milyondan 5 milyona fazla ki Azerbaycan nüfusunun 10 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak yani ülke nüfusunun neredeyse %50'si o yürüyüşte bulundu. Hani bizim yürüyüşlerimiz, çalışmalarımız Ermenilere bakıyoruz. Ermeniler adlı olmayan bir soykırımı çok güzel dünyaya servis yapıyorlar. Servis aynen. Ama biz elimizde bu kadar belge var, bu kadar kanıt var. Nedense dünya bize yani sağır kalıyor. 92'de de böyle oldu. Hocalı katliamında da kimse bize destek vermedi. Kimse yardımımıza gelmedi. Gelmedi mi? Gelmediler maalesef. Hiç kimse yok mu? Türkiye'de keşke mi yoktu? Gelseydi. Hiç kimse gelmedi. Gelmedi mi Türkiye'de? Türkiye Hocalı katliamından sonra geldi. Hocalı katliamı bir daha tarihini söyler miyiz? Kaç 1992 26 Şubat. 1992 26 Şubat. 26 Şubat. Şubat. Hocalı katliamında dediğim gibi Azerbaycan Türklerinin eşi Ahıska Türkleri de vardı. Hatta Hocalı savunmasında olan askerlerin 8'i Ahıska Türküdür. Bunu da belirtelim. Ve bu askerler özel işkencelerle öldürüldü. Sırf ellerinde silah kendi vatanını koruduğu için, kendi halkını, namusunu, şerefini koruduğu için yani akla alınmayan işkencelerle öldürüldü. Evet. Şimdi yeri geldiği için söyleyeyim de 1992 26 Şubat'ında olan Ahıska katliamında Türkiye'nin yapmış olduğu yardımların listesi benim elimde. İsterseniz burada söyleyeyim, istersen programdan sonra söyleyeyim. Ya nasıl isterseniz. Bir gıda yardımı sivil toplum kuruluşlarıyla farklı bir şekilde yapılıyor. Ve tabii ki bunlar devletin, o tarihteki devletin
bizzat kendi organizesi gibi değil, sivil toplum kuruluşlar vasıtasıyla yaptığı yardımlar. Ama devletin yine el altından bu bölgeye silahlandırmak için gönderdiği insanlar var, görevliler var. Bunların listesini de, yani burada şunu söylemek istiyorum. İki Azerbaycanlı, biri sağımda, biri solumda, o dönemde de Türkiye az da olsa belki televizyon ekranlarında görülmeyen, çünkü ben orada ne yapabilir diye, işte ne yaptı Türkler diye, yani Türkiye Cumhuriyeti diye araştırdığım zaman listesini ben size vereyim isterseniz. Türkiye'nin o bölgeye yardımları var. Hocam, Hozanlı soykırımı zamanlı yardımı olamazdı. Tabii ki. Ben sebebi de şu, Ayaz Mütellibov vardı. Evet, Ayaz Mütellibov adam Rusya adamı, Rusya destekçisi. Değil Türkiye'nin yardımı, Azerbaycan ordusu bile oraya ulaşamıyordu yani. Ama Hozalı'dan sonra... Hocalı'ya değil yardım direkt. Ha, Karabağ'da tabii, oldu. Tabii, Karabağ'da tabii, oldu. Karabağ'da tabii, oldu. Tabii, tabii. Ama Hozalı zamanında çok şimdi, Hocalı'dayken de yapılan yardımların büyük bir bölümü direkt Azerbaycan'a yapılan yardımlardır. Yani Hozalı Azerbaycan'a yapılmadı. Yok. Şimdi Azerbaycan'a yapılan yardım, evet. Yani burada bunu tartışacak değil. Yok yok hocam, yani ben onu demiyorum. Hiçbir zaman bunu söylemek istemiyorum da, benim aldığım bilgiler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günleri için Azerbaycan'a yapmış olduğu yardımlardan yok, bahsediyorum yardımlar ben. Ama Hocalı zamanında başında Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov vardı ve bu Cumhurbaşkanı Rus adamıydı. Türkiye ile hiç yakınlaşmıyordu. Tabii. Kaçak yollarla dedim. Evet, evet. Dikkat ederseniz ki. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ağızlarından bunu duyamazsınız dedim. Evet, evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer konularıyla. Mesela ben size söyleyeyim. Karabağ katliamından sonra burada benim tanıdığım ve benim bildiğim bir öğrencim buradan oraya savaşmaya gitti. Rüzgar Birliği. Evet, buradan savaşmaya hani, gitti. Yok, var ve, oğlum, var. Bunlar hepsi Hocalı katliamından sonra oldu. Ve şu anda zannedersem sol ökçesi yok. Mayına basmış, sol ökçesi yok. Yani bu konuda, yani Türkiye Cumhuriyeti hangi dönemde olursa olsun, eğer bu konularda duyarlı bir siyasi iktidar varsa daha çok, evet. Duyarsız bir iktidarımız var ise de halkın kendi arasında yapmış olduğu bir dayanışma yok, var. Yok, Karabağ yardımını var, Karabağ. Evet. Ama Hozan soykırımından sonra, yani Hozan soykırımı zamanı şey değil. Zaten biz o bağımsızlığı yerimizi kazanmıştık. Sıkıntıydı yani. İnşallah ben bu Mehmet Ali isimli gencimizi de seninle karşılaştırırım. Nerede ayağı ökçesini kaybetti sana da anlatır. Tamam. Evet, başka şeyle ilgili ne diyebiliriz? Hocalı katliamında çok tüyler ürpertici olaylar vardır. Mesela bir Ermeni ilk başlarda zora bağlayan dediğimiz doktor bozuntusu. Şöyle bir notu vardır onun. Diyor, biz şehre girdikten 2 saat sonra 4 tane Azerbaycan Türk'ü genci yakaladık diyor. Çocuğu yakaladık, özür dilerim. Bunları bir odaya kilitledik. Derilerini diri diri soyduk diyor. Ve kaç dakika sonra öleceklerinin dakikasını tuttuk diyor. 13 yaşındaki bir çocuk. 13 yaşındaki bir Azerbaycan Türk'ü çocuğu. Ve daha sonra bunların üzerinde birçok yani deneyimler olmuş. Ben bir şey de anlatıvereyim burayla ilgili. Bakın Erzurum'da biliyorsunuz, evet. Birçok ve bölgesinde, sadece Doğu bölgesinde Ermenilerin toplu mezarları ortaya çıktı. Ben bir tanesini anlatacağım daha. Mehmet Ali Birant'ın Ermenilerle ilgili yazmış olduğu kitapta, hem de böyle milli ve muhafazakar bir yazar değil. Evet. Bizzat onun yazarında diyor ki bir Ermeni komutanının ağırlanışı ya da Ermeni birlikleri içerisine ziyareti sırasındaki olan olaylar diyor. Evet. Ne yapmışlar biliyor musunuz gençler? Aşağı yukarı 200 metrelik bir yere yollar yapmışlar. Dörder metre mesafelerde de bu yolun sağına ve soluna dar bir yol. Yani bir metrelik bir yol sağına ve soluna kılıçları dik olarak tutmuşlar. Dörder metre aralıklarla bu kılıçları dizmişler. 200 metre boyunca dörder metre. Ve her kılıcın üzerine de sıbyan bir Müslüman bebeği geçirmişler. Evet. Bunu yapan bir toplum, bunu yapan bir zihniyet, bunu yapan bir insan olabilir mi? İşte Ermeniler maalesef öyle. Bunu o dönemlerde yapmışlardır. Toplu mezarlarda çıkanların hepsi ya Kur'an-ı Kerim'dir, ya
köstekli, Müslümanların taşıdığı tesbihtir, saattir. Buna benzer insanlardır. Çok insanlarımız. Biz biliyoruz ki bir camiye doldurduktan sonra o insanları, kadınları, kızları, çocukları diri diri yaktıklarını biliyoruz. Azerbaycan'da. Aynen. Evet. Hocam, 1915'te hani bunların dediği o atlı soykırım var ya, bizim aslında bize karşı, biz Müslümanlara karşı yaptıkları katliamın aynısını Karabağ'da Hocalı katliamdan da yaptılar. Bizim de orada birçok kadınlarımız, kızlarımız, tabii erkeklerin birçoğu yine savunmaya kaçtılar. Savunmada da çok az silah vardır. Evet. 8 tane AK-47 var. 2 tane taramalı tüfek var. 10 tane de normal av tüfeği var. Ama karşı tarafta bir sürü zırhlı araç var, top var, tüfek var, her şey var. Ama Ermeniler şöyle bir olay var. Çok korkak bir millettir. Bizim bu kadar az silahımız olduğu halde mesela Hocalı katliamının tam Hocalı şehrinin tam kuşatılması 23 Şubat'tan itibaren başlatılıyor. Hmm. Bizim askerler ara sıra taarruz atışına başlıyorlar. Bunlar korkuyorlar. Bunların kesin silahları vardır. Bunların kesin şu vardır. İçinden hatta başladı, aynen şu Türkler bu. Hiçbir zaman boş bulunmaz falan filan diye düşünceler var. Şehre giremiyorlar. Artık son 24-25 Şubat'ta bizimkilerin şeyi bittikten sonra mermisi falan bittikten sonra bunlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. O zaman düşünün, evet. Karşıda bir ordu var. Rusya'nın da destekleri, motorize birlik var. İçeride sadece mahalli kuvvetler var. Af tüfeği falan aynen. Olan. Yani 4-5 kişilik gruplar var. Bitti. Bu kadar. Seren yani. Niye baktım sana biliyor musun? Biliyorum hocam. Sen Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuvayi Milliye birliklerini biliyorsun değil biliyorum mi? Biliyorum hocam. Neyle savaştık biz? Aynen hocam. Aynen değil mi? Aynen. Biz millet olarak bunlara hazırız. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de gösterdik. Karabağ Savaşı da öyle oldu ki insanlar, şimdi Konya'da ne diyorlar bilmiyorum, yabalar var ya hocam. İnsanlar evet. Yabalarla yabalar sıktı yani. Tabii. Bizim doğru. Beylagan diye bir ilimiz vardı. Tertel'de Ermeni işgalinden yani orayı temizledik çok şükür. 93'te de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada mesela halk öyle savaştı. Ki biz Karabağ'da da aynı savaşı verdik. Ama Karabağ'da 92'nin başlarında artık bir ordumuz yok, hiçbir şey yok. Ama yavaş yavaş zaman geçtikçe ülke güçlendikten sonra, silahlar alındıktan sonra artık halk da savaşmaya gitti. Yani halk da daha çok şey yaptı. Çünkü adam mesela gönül olarak geliyor ama eline bir silah yok. Boşu boşuna çıkar. Ama karşı tarafta da bayağı bir silah var. Sağlam silah. Evet. Hani çıkıp boşu boşuna ölmeyeyim. Ben de bir Ermeni... Yani nasıl diyeyim, insanların şöyle bir şey vardır. Biz Türkler olarak toprağımız bizim namusumuzdur deriz. Ve evet. Toprağımız için canımızdan geçeriz. Ama hani boşuna da kalkıp da Ermeni ben toprağım uğrunda öleceğim diye savaşmamak da gerekiyor. Biraz da mantığı kullanmak gerekiyor. Bizim hak biraz da bu yüzden hani silahımız olmadığından dolayı oldu. Ama 93'te günün bugün mesela hani 2016'da savaş çıktı dediğim gibi yani 2 saatte biz birçok yüksekliğimizi ele geçirdik. En İki büyük saat, şey saat hocam, içerisinde. Mesela Karabağ gazileri vardı. Birinin gözü yok, birinin bazağı yok. Savaşmak için sınıra geliyorlar. Bizi de bırakın diye. Polisler barikatlar kurdular 2016 yılında. Buradan oraya halk çizemez. Baçü'den, Mingeçevir'den, işte Azerbaycan bütün şehir, büyük şehirlerden olsun diye şöyle polisler halkın önünü zor tutuyordu. Silah yok ama bırakın bizi silahsız gidin. Azerbaycan'da bu Hocalı katliamı nasıl yapıldı? Yani bir yere girip herkesi taradılar mı? Yoksa bir meydana mı doldurup öldürdüler? Efendim, yani burada Hocalı şehri tamamen kuşatıldı. Bir koridor oluşturuldu. Hı hı. Ama koridorun önü de pusu. Üç tarafı kapalı. Üç tarafı kapalı. Bir taraf açık. Ama onun da önünde yine bir Ermeni birlik bekliyor. Hı. Yani o koridordan çıkanı mı öldürdüler? Aynen. Şehrin içinde şehre bunlar taarruza başladıktan sonra, şehre girdikten sonra yakaladıklarını yani şehirden kaçamaya beceremeyenleri orada katlettiler. Ama o koridora gidenleri de tam koridorun ağzına katlettiler. Onu da niye yaptılar biliyor musunuz koridoru hocam? Koridoru yapma sebebimi söyleyeyim. Burada silahlı birlikler olur. Bunlar hepsini birden şey yaparsanız bunlar savunmak için son anına kadar savaşır. Ama bir taraf kapısını açık bırakalım. Siz, dağılsın bunlar. Siz hilal taktiğini biliyorsun değil mi? Biliyoruz hocam. Türklerdeki hilal evet, taktiği. Evet, evet. İşte onlar uygulamış orada. Onlar uygulamış ama onlar uygulama sebebi korkaklık. Tabii korkaklık. Şimdi bir kediyi bir odanın içerisine koyarsan bir kedi bile bir hayvan bile evet, kaldır bu çırpıdır. Karşı tarafı da zarar verir. Bir yer açarsanız oradan gider. Ama onun da önünü orada kesiyorlar. İşte orada kesiyorlar onları. Evet. Tam oradan kaçarken ya da oradan daha rahat, huzurlu bir ortama geçeceğini zannederken orada ölümle orada, karşı evet. Karşıya kalıyorlar. Evet buyurun. Ve efendim yine Hocalı katliamın esirler üzerinde. Yani inanılması mümkünsüz olan deneyimler vardır. Onurga kemiğinin
kol kemiğiyle değiştirilmesi vardır. Yine o Zorbalayan'ın kayıtlarında geçer. Hı. Diyor biz diyor bir denedik acaba böyle bir şey olur mu? Biliyorduk diyor bunun. Hani insan olmayacağını %100 bildiğimiz halde sadece zevkine denedik diyor. Ve bu o adam doktor makamında olan bir şahıs. Ve Ermenistan devletinin de ideologudur bu adam. Hmm. İdeolojisini yazan adamdır bu adam. Şimdi sağ değil mi de? Sağ. Bunların hepsi de Ermenistan'da şu an makam sahibi olan. Makam sahibi olan. Yani o zaman aranmada da. O zaman savunma bakanı olan insan Seri Sarkisyan bugün Ermenistan Cumhurbaşkanı. Ve dünya buna sağır kalıyor. Yani hani biz tüm hepsini belgelerle, kanıtlarla her şeyi ortaya koyuyoruz. Hani sanki hiç bakmıyorlar o tarafa. Hiç oralı yani olmuyorlar. Biz. Onların anladığı dilden konuşmak gerekiyor işte. İşte o zaman da biz barbar gibi görünüyorlar. Hatta yani o 2000 yani. Ermeniler... Şimdi şunu söyleyeyim de vatanı savunmak barbarlıksa ben barbarım. Hocam yok öyle değil. 2016 yılında. Aynen ben de tam ona getiriyorum. Efendim biz kendi toprağımızı savunuyoruz. Tarzı da başlatan bunlar. Ama Pentagon'a ve diğer yerlere de çıkıp şikayet eden bunlar. Ya. Hocam, Azerbaycanlar bize taviz yaptı. Edecekler tabii ki edecekler. Ya. Bunlar ettiler diye biz yıllar önce rahmetli Erbakan'ın emriyle Kıbrıs'ı aldık. Hala yaygara yaparlar işte. Burası sizin değil, burası bizim değil. Yıllarda biz oradayız. Bizi oradan da kendi içimizdeki işte Rumlaşmış ya da Ermenileşmiş bu paralel yapılarımız olmasa bizi oradan da çıkaramazlar. Yani bize sizler tarihi bilen insanlarsınız. Hangi Türk devletini gelip de dışarıdan herhangi bir güç yıkmış? Biz kendi kendimize yıkmışız. Evet. Hep iç çatışmalarla. Biz zannediyoruz ki Cumhuriyet zamanında en son çıkan paralel yapılanma dünya tarihinde ilk defa oldu. Yok efendim eğer metod olarak, şekil olarak belki ilki uygulamış olabilirler. Ama biz Türk tarihinde bunu yıllar öncesinden o zaman Karabağ olaylarında da öyle oldu. İçeride yıktılar. Karabağ olaylarından gördük. Da Göktürklerde gördük, Hunlarda gördük, Anadolu Selçuklu Devleti'nde gördük, Osmanlı Devleti'nde gördük. Yani sorarım ben buradan yok diyen insanlara Sultan Abdülhamit'in karşısındaki bu paralel yapılanma kimdi? Neler yaptılar? Cennet Mekan Sultan'a nasıl o dönemlerde ızdırap çektirdiler. Yani bunları bir okuyup görmek gerekiyor. Evet yani bu savaşlarda bizim bu ülkemize ve bizim tarihimiz içerisinde yer alan olayların oradaki olaylar bir farklısı değil. Doğru. Sadece metot farklı olabilir. Evet Rufat'cığım başka söyleyeceklerim var mı? Efendim hani hocalık yani söyleyeceğin hepsini söylemeni istiyorum ben. Hani hocalık katliamını yine dediğim gibi yani bir Azerbaycan vatandaşı olarak hocalık katliamını konuşmak, fikirleri ifade etmek o kadar zor ki gerçekten hani orada olan olayları kelimelere dizerek hani anlatmak zordur. Ama anlatmak zorundayız da. Mutlaka. Çünkü dünyaya Ermenilerin nasıl bir millet olduğunu. Çünkü biz bunu 1918'de Ermeni soykırımından sonra unuttuk. 1988'de başladı da 93'e kadar tekrar aynı katliamları yaptılar. Evet. Sen hocalık katliamı olduğu zaman kaç yaşındaydın? Ben 96 doğumluyum. Ben daha yoktum. Yoktun. Aynen. Ama bugün burada bunu anlatabiliyorsan demek ki size bu ruhu vermişler. Sizin yapacaklarınızda aynı ruhu geleceklere aktarmaktır. İnşallah. Konuşmak, işte televizyon ekranlarında konuşmak, diğer tarafta konuşmak. Mesela bir soru ikinize de yönetmek istiyorum. Okul bitiyor. Kaçın sınıf? Üçüncü sınıf. Gelecek sene bitecek. İnşallah. Ne yapmayı düşünüyorsun? Efendim ilk tabii ki askerlik. Bu konuya geleceğim. İnşallah. Dördüncü sınıftan sonra direkt askerlik. Askerlik. Tabii ki. Sonra? Sonra benim açıkçası Azerbaycan, yani biz yetiştirilirken Azerbaycan genç olarak ruhu, o ruhu verdiler. Bizim mesela bu sene Cumhuriyetimizin 100. senesi. Biz bu sene Azerbaycan'ın öğrencileri olarak, hani ben topluluk başkanıyım, arkadaşların yardımıyla bir yürüyüş yapmayı hedefliyoruz. Ve 26 Şubat'ta Selçuk Üniversitesi'nde de bir programımız olacak. Hani Azerbaycan Hakikatleri diye bir hakikatleri başlığı altında bir hareket düzenlemeye Yo, ben onu sormuyorum. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Siz Azerbaycan gerçeğini her ortamda haykırıyorsunuz. Beni bulmanızda, bu televizyona gelip bugün günün bu saatinde burada vakit ayırmanız bunların bir sonucudur. Ben ondan bahsetmedim. Ben o konuda sizlere de güveniyorum. Benim esas sormak istediğim konu Türkiye'de eğitim aldınız. Tabii ki. Türkiye'de belirli bir kariyer sahibi oldunuz. Kariyerinize Türkiye'de mi devam etmek istersiniz? Yok efendim. Azerbaycan'da mı devam etmek istersiniz? İnşallah görevimi Azerbaycan'da yapmak istiyorum.
Sakın ha Türkiye'de falan evlenip de burada bizim damadımız olup da burada kalmayın. Yok efendim öyle bir bizim şey damadımız yani. Olursanız da o Türkiye'den ben evlenirseniz ben Azerbaycan'dan evleneyim. Ben sana dönmeyeceğim. Ben bu tarafa söylüyorum. bizim kızımızı alın Azerbaycan'a götürün. İnşallah hocam yani. Bu benim tavsiyem size. Yok, eşin Azerbaycanlı mı? Evet hocam. Orada mı evlendin? Orada evlendim. Evet. Benim inşallah zaten hedeflerim de Azerbaycan. Çünkü ben hükümet Azerbaycan'ın sayesinde burada okuyorum, eğitim alıyorum. Ben şunu söyleyeyim de. Bizim sizin gibi Türkiye'de yetişmiş gencimiz binlerce. Bizim direkt olarak size ihtiyacımız, bak açık ve net söylüyorum. Televizyon ekranlarında söylüyorum. Bizim size ihtiyacımız yok. Biz burada görevimizi yapacağız. Sizi yetiştireceğiz. Sizin ülkenizin, sizin memleketinizin size büyük ihtiyacı var. Tabii ki. Biz benim burada anlatmak istediğim bu. Tabii ki efendim öyledir. Bizim zaten Azerbaycan öğrenciler de geçen toplantımızda da aynı şeyi konuştuk. Hani biz eğitimimizi burada alıyoruz sadece. Biz burada kendimizi yetiştiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Tabii ki. Biz inşallah Allah'ın izniyle de hani biz Azerbaycan'ın aslında şöyle diyelim. Biz Azerbaycan'ın dördüncü kuşağı sayılabiliriz. Evet. Hemen o kadar. Aynen. Dördüncü kuşağı sayılabiliriz genç olarak. Yani öyle sayma sen falan ya. Falan. Öyle sayma sen ve ya. Sen kuruluşunu yıllar öncesine götür ya. Tabii ki ben, o zaman daha çok giderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kara ordusunun kuruluş yıl dönümü ne zamanı biliyor musunuz? Bana sormuştunuz da Metan zamanında. Ha, Metan zamanından evet. Geliyor değil mi? Ta Metan zamanına geliyor. Peki Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü biliyor musunuz? Türkiye'nin bilmiyorum. Azerbaycan'ın 1991. Çakabey zamanında. Çakabey zamanında. Yani 1200'lü yıllarda. Doğru. Biz gururla taşıyoruz bunu. Tabii siz de taşıyın böyle bir 3. kuşak, 4. kuşak falan. Yok ben şey olarak hani genç Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti diyeyim evet. Orada olarak. Yani ve bu gençlikten de çok umutluyuz. Çünkü tüm gençlerimiz, buraya gelen gençlerimiz hepsi hani gönüllü, bu topluluk da gönüllü bir öğrencilerden oluşuyor. Ve herkes sağ olsun çok güzel yani bu işlere dört kolla sarılıyor. Yani bu nesilden yani şunu söylüyoruz. Allah'ın burada eğitimini de alacaksınız, burada yetiştireceksiniz. Tabii ki. Geleceğin Azerbaycan tarihin içerisinde siyasetçileri siz olacaksınız, i̇nşallah, ekonomistleri inşallah. Siz olacaksınız ve din alimleri yine burada yetişen insanlar olacak sözünü i̇nşallah. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Efendim bir programımızın sonuna geldik ama burada ben saygıdeğer konuklarıma son sözlerini vereceğim. Çok kısa olmak tamam, şartıyla. Hocam. Buyurun Selam Bey. Hocam ben yine de Hozal'ya çok kısa bir değinme yapıp çıkacağım. Fazla uzatmayalım. Tamam yani. Hocam. Hocam süremiz bitti çünkü. Hozalı zamanımızda hocam bizim Hozalı şeylerimizde Ermeniler bize katliam yaparken bize sadece toprak için katliam yapmadı. Ve bize katliam yaparken de sizden diyor, ben diyor Ermeni itiraflarında da var, sizden 1915'in intikamını alıyoruz diyorlar. Yani bir soykırım yapıyorlar. Evet hocam, bunlarda o kadar vahşilik var ki, normal askerdir, savaşırsın öldürürsün. Bu da savaştır bu. Ancak cesetler üzerinde bile yapılan işkenceler var. Ceset ya. Ama bunların o kadar nefreti var. Demek istediğim şu hocam, bunların esas hedefi sadece Azerbaycan değil, Türkiye'de bulunan hedefi. Bizim ortak düşmanımız diyoruz. O yüzden hocam bu konularda biz beraber hareket etmeliyiz. İnşallah. Birlik ve beraberliğimizi geliştirmeliyiz. Bizim İnşallah. Dostluğumuz bir olduğu gibi düşmanımız da bir hocam. Hocam ben son olarak şunu söyleyeyim. Ben demin de not ettiğim gibi ben şu anki yani kendi yaşıtlarımdan çok umutluyum. Çünkü bizim Mübariz İbrahimov diye bir kahramanımız vardı. Duymuşsunuzdur. Evet. 7 Şubat'ta onun doğum günüydü. O tek başına bir Ermenistan karakolunu bastı. Yani bizim şu anki... Yani sizin içinizde de Kürşatlar var. Tabii ki. Kürşatlar her zaman. Bu milletin içerisinde her zaman evet, Kürşatlar olacak. Çin Sarayı'nın. Ve böyle bir gençlik inşallah tüm Türk dünyasının hakikatleri tüm dünyada çattıracak, evet. Yetiştirecek. Ve tarih tekrar olmuyor. Yine Türkler, Müslümanlar eski gücünü kazanacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Efendim tarihten yansımalarda bugün uzaktan konuklarımız vardı. Azerbaycan'dan geldiler. Özböz. Türk ve Müslüman gençlerimizle konuştuk. Tabii ki konuştuğumuz bizim buradaki dertlerimiz ortak dertlerimizdi. Azerbaycan'ın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bizim buradaki sıkıntımız Azerbaycan'ın sıkıntısıdır. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Ölen, Suriye'deki ölen kahraman askerlerimiz için Azerbaycanlı, Türkiye'deki gençler değil, Azerbaycan'daki annelerin, babaların duaları olduğunu biliyorum. Evet. Onların mücadelelerini biliyorum. Bizim buradaki haklı davamızın her zaman yanında olduklarını biliyorum. İşte dünyada söz sahibi olmanın yolu
Azerbaycan'ı ile, Irak'ı ile, İran'ı ile ya da Suriye'si, Mısır'ı, Lübnan'ı, Suudi Arabistan'ı ile topyekün bir güç olabilmemiz, aynı idealler uğruna. Nedir bu ideal? İslam düşüncesini, fikrini, onurunu sırtımızda taşıyıp basit mezhep çatışmalarıyla, basit ırki çatışmalarla kendi önümüzü kendimizin kesmemesidir. Evet, bugün bunlarla ilgili Karabağ meselesini konuştuk. Karabağ gerçekten şu anda acı çekiyor. Toprakları acı çekiyor. Ağaçları acı çekiyor. Çünkü burada maalesef ezan okunmuyor. Burada Türk toplumu artık gezmiyor. Burada İslam mezarları sıkıntılı ve hüzünlü bir bekleyiş içerisinde. Bunun için Karabağ'ı konuştuk. Efendim, Hocalı katliamının yıl dönümü, Hocalı katliamının yıl dönümü olması sebebiyle 26 Şubat biz bir hafta önce konuştuk. Sebebi de şuydu, aslında gelecek hafta konuşacaktık. Gelecek hafta rahmetli eski başbakanımız Necmettin Erbakan hocamızın, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın da 27 Şubat ölüm yıl dönümü. O tarihte de bunları gündeme getireceğiz. O tarihteki olanları gündeme getireceğiz. Efendim, bu ortak davamız için bugün bir araya geldik. Siz saygıdeğer seyircilerimizden ayrılırken şunu söyleyip programımı bitireceğim. Birlik ve beraberlik ruhu ancak bizi zirveye ulaştırır, düşmanlarımızın hakkından gelmemize bizi güç verir, sebep olur. Nice birlik ve beraberlik günlerimizi kutlayacağımız günler anısına Allah'a emanet olun efendim.